Öncelikle İzmir'e geçmiş olsun. Ee, sosyal medyada uzakta durmamı çok güzel destekleyecek yine yorumlar görüyorum. Köpek yasasından beri. Anasını satayım İzmir'de yangır çıkıyor. Antin kuntin tipler garip garip şeyler yazıyorlar. Ondan sonra onlara tüm İzmir'de yaşayan kardeşlerime geçmiş olsun dediklerimi ileteyim. Harbiden dün ben de biraz geç fatta chatten öğrendim lan chatten söyledi İzmirliler. Abi burada şehre kadar indi yangın diye. Çok kötü. Manavgat'tan da hatırlarsınız Antalya'da işte o Eightborn ne denir ona? Hani Eightborn'dan toplanılan e, destekle orada yardıma gitmiştik. İçinden görenler olarak gerçekten çok zor. O yüzden çok çok geçmiş olsun. Ayrıca da 17 Ağustos bugün. Yine Instagram erişince hemen attım. 99 depremi defalarca konuştuk. Bileniniz vardır, bilmeyiniz vardır. O da hepimiz için çok acı bir gündü ve arkası kesilmedi biliyorsunuz. O yüzden bir küçük bir cümle yazasım geldi. Öyle de onu attım. Mekanları cennet olsun. 6 Şubat'taki de diğer tüm depremlerde hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine sabır dileyerek yayına giriş yapıyorum. Ben yangınların kesinlikle kendi kendine çıktığını düşünmüyorum. Yani iff, eğer doğruysa 70 küsür noktada aynı anda yangın... Hani evet birazcık sanki böyle şey gibi değil mi? Bilerek yapılıyormuş gibi. Abi çok kötüydü benim otosinin. Ben İzmir'den dönerken Söke tarafı yanıyordu. Söke tarafında böyle açıkta belki orada yaşayanlar bilir böyle belirli miktar bir duman çıkıyordu ve üzerinde yani arabayla geçerken sayabildiğim kadarıyla iki ya da üç tane helikopter bir tane de uçak vardı. Hatta direkt onları saydım ulan dedim bakayım hani söndürüyorlar mı? Ben döndüm işte dün gece mi başlamış yangın? Yani videoları gece bir gördüm uff şehrin içine kadar girmiş insanların evleri yanmış falan. Çok zor bir de yangın öyle bir illet ki arkadaşlar öyle hani chatte yazanlar görüyorum bazen ya ne var işte hani şöyle evin etrafını sulasak falan gibi bir garip garip yorumlar geliyor. Bu ateş öyle bir ateş değil arkadaşlar. Manavgat'a gittiğimizde kayıtlarında vardır. ki vardır. Adam diyor ki köydeki adam, adam cihaz yani adamın evi yanmış. Tepelikte gördük diyor alevleri. Eyvah bu tarafa gelir mi dedik. Arkamızı döndük. 3 dakika 4 dakika maksimum. Geri bir geldik diyor ateş eve dayanmıştı diyor. O rüzgar o fırtına bir koydu mu bütün alevi havalarda sıcak alıyor götürüyor abi. Ç şey gibi, çığ gibi düşünün yani. Çok tehlikeli. Kaçamayan insanlar oluyor düşün. Kaçamıyor adam ya. Ateşten kaçamıyor. Rüzgarlarla birlikte. Kimdi dün chat'te konuştuğumuz? Direkt İzmir'in karşı yakada mıydı o? <laughs> Hayvanların of. Allah çok zor ya. ya. farkında mısınız? Oğlum yani bunu karamsarlık saçmak için falan söylemiyorum. Hiç sevmediğim şeyler ama. Oğlum bir gün nefes alamıyoruz ya. Anfor aynen. Bir gün nefes alamıyoruz baba. Her sabah bir şeye uyanıyoruz. Artık yani iliklerime kadar alıştım mı diyeyim, ne diyeyim böyle her sabah Bugün ne olacak demeyi bile bıraktım artık. Bugün ne olmuş diye çevreme soruyorum hatta. Instagram'dan bile öğrenmiyorum artık. Denk gelirsem. Allah Allah akıl sağlığımızı korusun ya. Vallahi bitmiyor ya. Sene Tukan pardon lan. Sene Türkiye'ye tatile gidecektim artık iki kere düşünüyorum. Rüzgarın en yoğun olduğu zaman çıktı piknik yapar gibi gelmişler yakmışlar sonra. Ya tabi şimdi garip garip bir sürü de garip grup bilgiler dolanıyordur. Çok hakim değilim o yüzden yorum yapmayı sevmiyorum böyle şeylerde biliyorsunuz. Ama 70 küsür alanda yangın aynı anda çıkıyorsa çok doğa olayı gibi değil. Var mı hiç yakalanan gözaltına alınan falan şüpheli müpheli? haberlerde varsa tabi. Var mı öyle bir haber? Ha bir de virüs çıktı. Doğru. Bir de o var. 6 kişi. Sonra Mega in Instagram'ı gitti. Birçok kişinin kapandı. Sen nasıl açtın? Benimki ki kapanmadı ki oğlum. Benimkisinde uygulamayı açamıyorum. Ya o bence hesapla ilgili bir şey değil. Keçlerle ilgili telefonda. Uygulamadan siliyorum Instagram. Verileri bile sıfırlamıyor. Ay, iki kişi Bolu'da, dört kişi İzmir'de. iki kişi de... Olmuş, boya haberler. Yüzde yüz hakimsiniz ha. Keçik hoş geldin. Güzel gözlüm demişsin kalbim eridi ee, biliyorsunuz ben ahali grubunu. <laughs> ya şey çok güldüm geçen gün ya. Ahali grubunda attıkları mesaj atmışım gibi bana sayfaya düşüyormuş ya. insanların hayal ettim o abisine, ailesine, sevgilisine, kız arkadaşına veya erkek arkadaşına. Tukan abi Tukan abi. Vallahi Tukan abi bak ahali grubu buradan arada bir Tukan abi böyle güzel şeyler yazıyor. işte ne yazıyor? Özledim. Uyudun mu? <laughs> Hiç yapılmaz şey misali. Biz hala uyumadık da. Ya onu makarasına yapıyorum ama o açıklama yapma zorunluluğunda hissedenleri e, TikTok'tan yollamışlar bana yorumlarını yerlere yattım ya. O yüzden daha da çok arttıracağım şimdi. Ayık olun. Bir anda gece saat tam 2.30'da pişt mesaj gelebilir <laughs> ya da ses kaydı. Ne haber? <laughs> Sonra da mı düşünüyorum ulan diyorum yapma oğlum şaka kaka olur bir şey olur. Harbiden biri birini ikna edemez. Yandık yok yok. Onun ayarını tutturacak yaşlıyım arkadaşlar. Mesela bugün öpin mi soru işareti Saruhan Kayı'nın mimini atacaktım. Öpin mi? Ulan dedim bu şimdi bu devirde zor. 5 yani sene önce olsa öpin mi diye yazardım. Şimdi herkesin hassasiyeti zirve her konuda. Öpin mi yazmayayım durduk yere. Ben de dedim ki ya burada onları çok samimi algılayın ha yani. Baya içimden geliyor makara olsun diye atıyorum. Daha farklı şeyler yazdım. Keşke yazsaydın. <laughs> Sonun ceremesiyle ben uğraşıyorum.